Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Değişim. Yazan Nuran Devrez, yöneten Baykal Saran, yapımcı İsmet Geten, efektör Kani Akın, teknik yapım Alican Deniz. Oynayan sanatçılar Güzin Özlem Ersönmez, Nesrin Berrin Öney, Bedri Cahit Öztüfekçi, Doktor Fikret Ergin, Sedat Ali İpin, Kaptan Orhan Aral, Bir Kız Minay Öktem, Peri Duygu Canbaş, Nimet İlhan Yıldızlı. Peki. Hayret, nasıl gördün beni? Kırmızı ışıkta durduğum sırada onca kalabalık arasında şahane bir kız dikkatimi çekti. Aman alay ediyorsun. Saçmalama, doğru söylediğimi biliyorsun. Nereye gidiyorsun bakalım? Senin gittiğin yönün tam aksine gitmem gerekiyordu aslında. Ama her zaman olduğu gibi isteğini yerine getirip arabana bindim. Merak etme canım, vaktim var. Seni istediğin yere bırakırım. Oraya dönmek en az bir saatini alır. Hem de bu trafikte. Önemli değil. Bir yere yetişmeye falan çalıştığım yok ki. Sanırım konuşmak istiyorsun. Öyle değil mi? Yoksa yanılıyor muyum? Hayır Nesrin, yanılmıyorsun. Ne oldu yine? Bedri ile kavga mı ettiniz? Hala Bedri diyorsun. O senden kaç yaş büyük? Ama öyle dememi istiyor. Abi dememden hoşlanmıyor. Neyse. Evet, tartıştık biraz. Etkilenmişe benziyorsun. Etkilendim. O kadar büyütme abla. Bütün nişanlılar kavga eder. Koskoca insanlarız. Toplumda belli bir yere gelmişiz. Bize yakışır mı? Boşver. Herkes kavga ediyor. Aslında birbirine sizin kadar uygun bir çift düşünemiyorum. Sen güzel, alımlı, akıllı bir kadınsın. Benim düşünceme göre biraz fazla ölçülü, fazla ciddisin ama bu kadar kusur herkeste olur. Üstelik tanınmış bir avukatsın. Bu yaşta senin kadar isim yapmış bir hukukçu daha yok. Bu yaşta mı? 30'umu geçtiğimi unutuyorsun. Unutmuyorum ama sizin meslekte 30 yaş ne ki? Çok başarılısın, çok iyi para kazanıyorsun. Üstelik harika bir koca buldun. Dur bakalım, daha Bedri ile evlenmedik. Tamam, koca adayı diyelim. Onun da senin gibi artıları çok. Yakışıklı, senin mesleğinden, başarılı ve zengin. Birbiriniz için yaratılmışsınız. Herkes öyle düşünüyor. Benden başka. Ay abla, daha ne istiyorsun? Neyi eksik Bedri'nin? Hiçbir şey. Belki biraz fazlası var. Ne gibi? Protokole çok düşkün. Tamam, yol yordan bilmek güzel bir şey ama bunu en ince ayrıntısına kadar ve katı kurallar içinde uygulamaya kalkınca insanı huzursuz ediyor. Ay bunları sen mi söylüyorsun? İşte ben de seni aynen böyle tarif ederdim. Sen de hep bunun tam tersi olduğum için beni eleştirmez misin? Hayır, anlamıyorsun. Sen serseri ruhlu bir kızsın. Sınıflarını hep zorlukla geçtin. Doğru dürüst bir şey giymezsin. Saçların dağınıktır. İlişkilerine dikkat etmezsin. Düzensiz, sorumsuz, ani kararlar veren birisin. Seninle ne zaman bir yere gitsem davranışlarına dikkat etmen için en az 5-6 defa uyarmak ihtiyacını hissederim. Güzel. Benimle bir yere gitmemek için yeterli sebebin var. Bunları onun için söylemediğimi biliyorsun. Sana bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam konu Bedri ile olan tartışmanızdı. Evet. Ben senin tam ters yaratılışında olan biriyim. Düzenli, sorumluluk sahibi, çalışkan, şık, ciddi falan filan. Ama bu özelliklerimi hiçbir zaman başkalarını rahatsız edecek boyutlara getirmem. Sevgili ablacığım,
Beni bu hallerinle ne kadar rahatsız ettiğini bir bilsen. Saçmalama. Eğer benim gibi biri bile Bedri'den rahatsız oluyorsa düşün artık. Evet, bunda haklısın. Ay, çekilmezin de çekilmezi var. Ama emin ol, ancak siz ikiniz birbirinize tahammül edebilirsiniz. Ne olur sakın evlenmekten vazgeçip de başkalarının başını yakmayın. Merak etme, evlilik çocuk oyuncağı değil. Bu aşamada tabii vazgeçecek değiliz. Benim bütün istediğim Bedri'nin bazı sivri yanlarını yumuşatmak. Ama bunu evlendikten sonra da yapabilirsin, öyle değil mi? Evet. 40 yılda bir doğru bir laf ettin. Buradan mı dönüyorduk? Her şeyin mükemmel olmasını istemek suç mu Güzin? Adımıza, toplumdaki yerimize layık bir törenle evlenmemizin ne sakıncası var? Büyük otelin salonunda hemfikiriz nasıl olsa. Dekorasyon işini böyle törenlerde çok başarılı olan büyük bir firmaya veririz. Gelinliğin de Paris veya Roma'dan gelir. İstersen bunu seçmek için birkaç günlük bir yolculuk yaparız. Biliyor musun? O kadar titizleniyorsun ki bir aksilik olacak. Senin isteğine veya planlarına uymayan bir şey olacak. Sen de bu evlenme işini ikimize de zehredeceksin diye ödüm kopuyor. Sevgilim, biz her şeyi inceden inceye planladıktan sonra ne aksiliği olacak ki? Tamam, aksilik demeyelim de önceden düşünmediğimiz, beklenmedik bir şey. Hayır, hayır, hayır. Bize böyle bir şey olmaz. Bedri, sürprizler herkese olur. Biz herkes değiliz. Hiçbir işi oluruna bırakmayız çünkü. Kendimi evlenecekmiş gibi değil de çok zor bir meslek sınavına girecekmiş gibi hissediyorum. Böylece bu konuya gerekli önem verir, her şeyin yolunda gitmesi için uğraşırsın. Ha, Bedri, bu berbat bir duygu. Tarihi de artık kesinleştirelim istersen. Ne dersin? Kasım başında karar kılmıştık ya. Evet, ama kaçında? Haydar Ulutaş'ın davası sonuçlandıktan sonra. Yani kesin tarihi Ekim başından önce bilemem. Peki canım, peki. Senin yaptığın işe ne kadar önem verdiğini biliyorum. Zaten öyle olmasa bu kadar başarılı bir avukat olamazdın. Öyleyse ben de Ekim'i beklerim. İyi. O zamana kadar bütün dikkatimi, vaktimi, enerjimi bu dava üzerinde yoğunlaştırmam gerekecek. Hı hı, haklısın. Mesleğimiz çok fedakarlık istiyor. İkimiz de aynı meslekten olduğumuz için birbirimizi anlıyoruz. Hep söylerim ya, seninle ben birbirimiz için yaratılmışız. Bizi tanıyan herkesin aynı fikirde olduğunu biliyor musun? Tabii biliyorum. Örnek çiftiz biz. Nesrin! Nesrin dedim! Ay! Ödümü patlattın. Allah aşkına kıs şunun sesini. Müzik dinlemek de mi yasak oldu artık? Biliyor musun abla? Senin bir an önce evlenmeni dört gözle bekliyorum. İçerideki odada çalışıyordum. Arada iki tane kapalı kapı olmasına rağmen sesi öyle bir açıyorsun ki okuduğumu anlamam mümkün değil. Bura ev, büro değil. Neden çalışmalarını yazıhanede yapmıyorsun? Saat kaç biliyor musun? Küçük hanım bangır bangır müzik dinleyecek diye sabahlara kadar yazıhanede mi kalacağım? Öf, tamam tamam, özür dilerim. Biliyor musun abla, arkadaşlarım annemle babamı kaybettiğimiz için beni son derece özgür, bağımsız bir kız sanıyorlar. Aklına estiği anda istediğini yapan, nerede akşam orada sabah, kimseye hesap vermeyen biri. Bir de bilseler ki ablam bir karakol dolusu polise bedel. Demek benden kurtulmak için gün sayıyorsun. O zaman sana aldırmayacağımı mı sanıyorsun? Yoo, her zaman seninle ilgileneceğim küçük hanım. Disiplinden asla kurtulamayacaksın. Yine de aynı evde yaşamaktan iyidir. Oho, seni duyan da benden nefret ettiğini sanır. Seni çok seviyorum abla. Ama her şeyi demirden bir elle yönetmenden hoşlanmıyorum. İnsanın canının istediği şeyi yapması harika bir duygu. Başkalarını rahatsız etmemek şartıyla, evet. Abla, annen var. Başım döndü Nesrin. Kendim çok kötü hissediyorum. Allah'ım, ne oluyor bana böyle? Ay, gel gel, uzan şöyle. Rengin kül gibi oldu. Kendimi hiç böyle berbat hissettiğimi hatırlamıyorum. Ay, öyle çok çalışıyorsun ki günün birinde böyle bir şey bekliyordum. Bedri'ye haber vermemi ister hayır, misin? Hayır, hayır, hayır. Sen yanımda otur, elimi tut. İlk defa bana ihtiyacın oluyor. Rolleri değiştik sanki. Bence en kısa zamanda bir doktora görünmelisin. Yok canım, o kadar da büyütme.
Evet. Kesin bir dinlenmeye ihtiyacınız var Güzin Hanım. İyi ki hemen bana geldiniz. Eğer ihmal etseydiniz çok daha kötü bir durumla karşılaşabilirdiniz. Fakat bu aralar dinlenmem mümkün değil doktor. Çok önemli bir davanın hazırlığı içindeyim. Gecede ancak 4-5 saat uyku uyuyor. Bunun dışında sürekli çalışıyorum. Hastalığınızın adı sürmenaj. Daha fazla yorgunluğu ne bedeniniz ne de beyniniz kaldırabilir. Sinir sisteminiz de tahrip olur. Her şeyi bırakıp bir yerlere gidin. Problemleri, çalışmaları hepsini unutun. Tekrar iyileşinceye yapamam, kadar. Yapamam, sorumluluklarım var. Sorumluluğunuz önce kendinize karşıdır. Unutmayın ki siz iyi olmazsanız kimse için iyi bir şey yapamazsınız. Doğrusunu isterseniz doktor, kendimi o kadar da kötü hissetmiyorum. Hı. Çalışmalarıma dönebilirim. Yo. Buna izin veremem. Durumunuz sandığınızdan daha ciddi. Kendinizi tam anlamıyla tüketmişsiniz. Sonbaharda bir tatil yapabilirim, evlenmeden önce. Ama şimdi üstlendiğim davayı kazanmaktan başka bir şey düşünemem. Büyük bir tehlikeyi göze alıyorsunuz. Sağlığınız, hayatınız davadan daha mı önemsiz? Doktorlar hastalarını korkutmaya bayılırlar değil mi? Güzin Hanım, böyle devam ederseniz çok çok hastalanırsınız. Aylarca bir hastanede yatmak zorunda bile kalabilirsiniz. Abartıyorsunuz doktor. Ama söz. İlk fırsatta kendime iyi bir tatil izni vereceğim. Tabii canım. Doktor senin sorumluluklarını nereden bilsin? Anlayamaz ki. Baş dönmeleri her gün oluyor ama geçiyor. Alıştım artık. O kadar da rahatsız etmiyor. Bugüne kadar hiçbir dava kaybetmedin. Şimdi önemli bir davayı nasıl yarı yolda bırakırsın? Herkes ne der? Ünün, adın, mükemmel bir avukat olarak yarattığın görünüm bir anda silinir. Bizler böyle bir durumu göze alamayız. Ama sen gel de bunu doktora anlat. Bu sabah 4:30'da kalkıp dosyayı yeniden gözden geçirdim. Yeni yeni fikirler geldi aklıma. Bu fikirler beni sağlam savunma tezlerine götürecek. Hı hı. Bizler ikimiz de hayatta asla kaybetmemek zorunda olan insanlarız Güzin. Başarı hayatımızın bir parçası olmaktan öte bir hayat biçimi bizim için. Müvekkilimin bana olan güvenini boşa çıkarmamak zorunda. Hayır, mesele o değil. Mesele dava kaybeden avukat olmamak. Kamuoyunda, baroda, ülkenin hukukçular dünyasında hiç kaybetmeyen avukat olarak ününü sürdürmek. Defalarca çiçekleri sulamasını söyledim ama müvekkilim hala endişeleniyor. Ne? Ne dedin? Ona delillerimizin çok sağlam ol... Niye öyle bakıyorsun bana? Çiçekleri sulamakla ne ilgisi var? Canım, çiçek sulamaktan söz eden kim? Çok saçma bir laf ettin. Hayır. Güzin. Sizi uyarmıştım Güzin Hanım. Neyse ki korktuğum başımıza gelmedi. Gelmedi mi? Aman doktor. Ablamın saatlerce baygın kalması, parmağını bile oynatamadan böyle yatması bir şey değil mi yani? Ama şimdi daha iyiyim canım. Daha iyisiniz ama yeterince iyi değilsiniz. Bundan sonra dediklerimi harfiyen uyuyacaksınız. Yoksa çok daha ağır durumlarla karşılaşırsınız. Siz hiç merak etmeyin. Uyumasını ben sağlarım. Bu andan itibaren ablamdan ben sorumluyum. Öyle mi? Rolleri değiştik galiba. Evet öyle. Sakın itiraz etmeye kalkma. Zaten buna halim de yok. Bedri nerede? Çalışıyor her zamanki gibi. O da çok üzüldü, çok kaygılandı. Bana kalırsa onun asıl üzüntüsü senin davayı bırakmak zorunda kalmak. Bu benim de hoşuma gitmedi ama neyse ki Bedri davayı üstlendi. Artık gitmek zorundayım. Ama önce size en çok gerekli olan reçeteyi vereceğim. Tamam doktor. Ben hemen ilaçları alırım. Söyleyeceğim o değil. Sizin hemen çevre değiştirmeniz, çalışma konu ve ortamınızdan uzak bir yere gitmeniz gerekiyor. Gerçek bir tatile ihtiyacınız var. Çok doğru. Abla, eğer burada kalırsan durmadan Bedri ile konuşup davayla ilgili bilgi almaya çalışacaksın. Kendi fikirlerini söyleyeceksin. Sonuçta yine işe bulaşacaksın. Çalışmaya başlayacaksın. Seni buradan götüreceğim. Sanırım başka çarem yok. En az 15 gün. Mümkünse daha uzun bir tatil. Araba kullanabilir miyim doktor? Oh, elbette. Birkaç güne kadar gücünüzü toplarsınız. Zaten sizin yorgunluğunuz daha çok zihinsel ve sinirsel.
Araba kullanmak iyi bile gelir. O zaman anlaştık. Haftaya Bodrum yolundayız. İyi bir motelde yerlerimizi hemen ayırttım. Tamam mı ablacığım? Çok iyi görünüyorsun. Bu tatil sana yarayacak. Dur bakalım, daha tatil yapacağımız yere varmadık bile. Ona rağmen iyisin. Dün bir motelde gecelediğimiz iyi oldu. Dinlendin hiç olmazsa. Bak, bu işin en güzel tarafı, daha doğrusu sana en iyi gelecek tarafı ne biliyor musun? Bedri'nin olmaması. Seni gidi küçük utanmaz. Nişanlım aklına nasıl konuşuyorsun öyle? Doğruyu söylüyorum. Kurallarıyla, disipliniyle, aşırı ciddiyeti, hoşgörüsüzlüğü ve sıkıcılığıyla tatilimizi mahvederdi. Bana bak, bunları duymamış olayım. Sakın bir daha onun hakkında böyle terbiyesizce konuşma, olur mu? Yoksa hemen arabayı çevirir, geri dönerim. Anlaşıldı mı? Tamam, özür dilerim. Yıldızlar ne güzel. Ne kadar çok. Niye bu kadar uzağa gelmek istediğini anlamıyorum. Bodrum'da lokantalar, barlar, sokaklar, kahveler cıvıl cıvıldır şimdi. Bizse tuttuk, kilometrelerce uzağa bu dağ başına geldik. Moteli tam kasabanın en civcivli yerinden ayırtmışsın. Ama ben sessizliği, sakin bir ortamı özlüyorum. Hiç olmazsa böyle arada bir yarım saatliğine de olsa gürültüsüz, tenha bir yere gelmek istedim. Abla, müziği duyuyor musun? Evet. Nereden geliyor acaba? Aa, bak, ileride denizin içine doğru uzanmış kısımda küçük bir ev var. Civarda başka hiçbir kapalı yer görünmediğine göre oradan geliyor olmalı. Evet. Ay, ne kadar hoş bir müzik. Nedir bu çalınan? Enstrümanı tanıyamadım. Ben de. Gidip bir bakalım mı? Kim çalıyor? Hadi ne olur. 5 dakikada yürürüz. Peki peki, gidelim. Bodrum'a daha dün gelmemize rağmen hemen değiştin biliyor musun? Rengin, bakışların çok daha iyisin abla. Ben de farkındayım Nesrin. Belki de bu yüzden 4-5 gün sonra dönebiliriz. Ne dersin? İstanbul'a mı? Sen delisin. Doktorun dediklerini ne çabuk unuttun. Ya geçirdiklerin? Dünyada olmaz. 3 hafta buradayız. Gerekirse seni zorla tutarım. Bazı insanlar dinlenmeyi bilmiyorlar. İşte ben de onlardan biriyim. Aklım fikrim işlerde. Bak, eğer sen yoksan iş de yok, hiçbir şey de yok demektir. Önce kendin sağlıklı olacaksın ki çalışabilesin. O pek tutkunu olduğun başarılarını kazanabilesin. Seninki çalışmak değil, intihar etmek gibi bir şey. Aman, anladık. Çok bilmiş. Farkında mısın? Müzik durdu. Evet. Hadi, merakım geçtiyse el alemin evine gitmekten vazgeçelim. Aa, abla bak. Evden bir adam çıkıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış. Aman, bu karanlıkta nasıl da gördün öyle her şeyi? Aa, o kadar karanlık değil. Ay çıktı. Ah, orada durmuş denize bakıyor. Dönsek iyi olacak. Adama neden burada olduğumuzu nasıl açıklayacağız? Hiçbir şey açıklamak zorunda değiliz. Nasıl avukatsın sen? Bir kere bura kamu malı. Herhangi bir arazi. Canım, belki de adama ait. Aman abla, ne çit, ne tel, ne duvar, hiçbir şey yok ki. Üstelik adam besbelli meteliksizin biri. Şşşt! Ay, bizi duydu. Bu yana bakıyor. Merhaba. İyi akşamlar. Merhaba diye seslenmiştim ama duymadınız galiba. Duydum. Merhaba. Çok güzel, değişik bir enstrüman sesi duyduk da ilgimizi çekti. Evinize bu yüzden yaklaştık. Beyefendiyi daha fazla rahatsız etmesek iyi olacak Nesrin. Belki bizimle konuşmak istemiyor. Sanırım önce kendimizi tanıtmalıyız. Benim adım Nesrin. Ablamınki de Güzin. O çalan neydi? Kim çalıyordu? Nesrin. Özür dilerim. Kardeşim hep böyle meraklıdır. Rahatsız edilmekten hoşlanmadığım doğru. Üstelik bu vakitler. Çünkü ben ay çıkarken hep burada durur, yükselmesini izlerim. Çok hafif bir rüzgar da aynı anda çıkar.
ancak saç tellerini uçuşturacak kadar. Denizin üzerinde karşıdan bu yana doğru önce sarı ve geniş, daha sonra da erimiş gümüş gibi ince uzun bir ışık uzanır. Gece defne ve yasemin kokar. Her şey bu kadar güzelken, inanılmaz bir zaman yaşadığınızı hissederken, bu büyüyü bozacak bir sese nasıl tahammül ederim? Bize çok olağan gelen bir gece vaktini öyle anlattınız ki kendimizi adeta suçlu hissettik. İnsanlar, çoğu hiçbir güzelliğin farkında değil. Günlük hayatın sıradanlığı, kafalarındaki sorunlar onların bir mucizeden farksız olan bu harikulade anları, bu kokuları, bu renkleri, ışıkları algılamalarını, tadına varmalarını engelliyor. Ne kadar yazık. Her neyse, artık büyü bozulduğuna göre size cevap verebilirim. O çalınan santurdu. Aslında bir Hint enstrümanıdır. Çalan da bendim. Siz hep burada mı yaşıyorsunuz? Yoksa tatil için mi geldiniz? Yeter artık. Beyefendiyi gereğinden fazla rahatsız ettik. Hem geç olmadan otele dönmeliyiz. İsterseniz size evimde içecek bir şeyler ikram edebilirim. Ah, çok iyi olur. Zaten öyle susamıştım. Motele dönünce içersin. Ay, abla lütfen. Gelin. Her zaman misafir ağırlamaktan pek hoşlanmam. Evime de kimseyi davet etmem. Ama bu küçük hanım öylesine candan, öylesine istekli ve saf ki... Evet, sizinle oturup sohbet etmek hoşuma gidecek. Hiç adetim olmadığı halde. Ne değişik, ne lezzetli bir içki bu. Çok da serinletici. Evet, kendim yaparım. Tarifini sorsam çok ayıp olmaz değil mi? Hayır, o kadar da olmaz. Yalnızca birkaç damla kayısı likörü, ki onu da ben yaparım. Limon suyu, bol buz ve soda. Bardakların içine böyle çam dalı parçaları koymak da çok güzel bir fikir. İçkiye nefis bir koku veriyor. Evet, çam kokusuna bayılırım. Biliyor musunuz... Adınızı bile söylemediniz daha. Sedat, kasaba yerlileri, civar köylüler ve balıkçılar bana hep reis diye hitap ettiklerinden adımı neredeyse unutacağım. Kendimi size tanıtmadım. Çünkü protokolle de aram hiç iyi değil. Ben gördüğünüz gibi kaba saba, nezaketten uzak böyle bir adamım işte. Kimse üzerinde de iyi bir izlenim bırakmaya çalışmam. İnsanların hakkımda ne düşündükleri umurumda bile değildir. Bir yaylım ateşi. Bir dakika, cümlemi tamamlayayım. Biliyor musunuz? Siz de diğer insanlardan... Daha fazla rengi, kokuyu algılama gücü var sanki. Sanki değil öyle. Çoğu kişinin bunları algılama gücü zayıflamış. Kaybolma noktasına gelmiş. Onlar başka şeylerle ilgililer. Hı hı. Gelelim az önceki sözlerinize. Pek çok şeye isyan halindesiniz galiba. Şekilciliğe, kurallara, belki de insanlara. Bir zamanlar evet, ama artık değilim. Yıllar öfkeyi dindiriyor. Rüzgarın çöldeki kum tepelerini düzleştirmesi gibi. Aha, affedersiniz. Santur şu köşedeki mi? Evet, santur odur. Tekrar ne zaman çalacaksınız? Sizi dinlemeyi ne kadar isterdim. Siz gittikten sonra. Aa, neden? Bizim yanımızda çalamaz mısınız? Hayır Nesrin. Adınız Nesrin'di değil mi? Yalnız kaldığım ve o sırada mutlaka çalmam gerektiğini hissettiğim zamanlar çalarım. Ama bazen içimden gelir, balıkçı dostlarıma, kasabalı arkadaşlarıma da çalarım. Nesrin... Biz Sedat Bey için sadece iki yabancıyız. Keşke olmasa. Ne kadar değişik bir eviniz var. Bir köy evine benziyor ama şu tablolar, bu zevkli düzenleme, yerdeki hasır, üzerindeki kocaman ipek minderler, penceredeki keten perdelerin o harika işlemeleri. O perdeleri bir balıkçının 17 yaşındaki kızı işledi. Adı Peri. Gerçekten de Peri kadar güzel, saf ve olağan dışıdır. Benim için bir şeyler örmeye, bir şeyler işlemeye bayılır. Evime gelip iş görmeyi, yemek yapmayı da sever. Birlikte çok güzel, çok değişik yemekler yaparız onunla. Çoğunu da kendimiz icat ederiz. Sesi de güzeldir. Ben santur çalarken şarkı söylemeye bayılır. Mutlaka, mutlaka size aşıktır. Evet, öyledir. Ne kadardır burada yaşıyorsunuz? Galiba 10 yılı geçti. Ya daha önce? Ben yalnızca istediğim sorulara istediğim zaman cevap veririm Güzin Hanım. Ve bunu cevaplamak istemiyorum. Böyle bir şey söylemenizi beklemiyordum. Hadi Nesrin, kalk. Sedat Bey'i daha fazla rahatsız etmeyelim. Sizi uyarmıştım. Kaba saba, nezaketten uzak bir adam olduğumu söylemiştim. İçki için teşekkürler. Hoşçakalın. Ben ara sıra sizi ziyaret edebilir miyim? En azından bir denersiniz.
O zaman ne hissedeceğimi şimdiden bilemem. Mutlaka geleceğim. Hadi. İyi geceler. Hava ne kadar güzel. Rüzgar iyice yatışmış. Adamı tekrar görme konusunda ne kadar ısrar ettin öyle. Ay, korkunç bir adam doğrusu. Serserinin teki. Öyle olmadığını sen de biliyorsun. Okumuş, kültürlü biri olduğundan eminim. Ne kadar vahşi gibi davransa da bu hemen belli oluyor. Bir de o peri dediği kız için mutlaka size aşıktır demez misin? Adam şimdi bizi kovacak diye ödüm koptu. Ama yanılmamışım işte, aşıkmış. Sana ne bundan? İlk defa gördüğün bir yabancıya böyle bir şey nasıl söylersin? O periyi fena halde kıskandım. Saçmalama. Bak. Duyuyor musun? Yine başladı. Bu müziği sabaha kadar dinleyebilirim. Abla, sana bir sır vereceğim. Galiba aşık oldum. Az ileride çok güzel bir koy var, orada demirleyeceğim. Bir saat kadar yüzebilirsiniz çocuklar. Tamam, o koyu biliyorum. Nefistir. Kaptan, daha fazla kalamaz mıyız? Çoğunluk isterse kalırız tabii. Abla bak, Sedat'ın evi. Onun evinin önünden geçiyoruz. Hayatım, ne var bu kadar heyecanlanacak? Neden burada demirlemiyoruz? Kaptan, burada dursak ya. Bu koy her yerden güzel. Yok, burada duramayız. Neden? Yasak mı? Şu karşıki ev reisin hiçbir tekne kaptanı onun evinin önünde demirlemez. Nedenmiş o? Reis rahatsız edilmekten hoşlanmaz. Biz de onu rahatsız etmek istemeyiz. Amma da saçma şey. Koyun denizin sahibi o mu? Hayır. Ama reisi çok sever sayarız. O da bizim her derdimize koşar ya. Kaptan, onu iyi tanır mısınız? Evet. Daha doğrusu küçük hanım, hem evet hem hayır. Kimdir? Nereden gelmiştir? Burada ne yapar? Reis aslında gemi mühendisidir. Bir gemi mühendisinin burada ne işi olabilir? Yaz kış burada mı oturur kaptan? Evet. Biliyorsunuz Bodrum'da tekne yapılır. Pek çoğunun planlarını o çizdiği gibi yapımına da katılır. Bir işçi gibi çalışır. Çok usta, çok bilgilidir. Ya daha önce? Bilmiyorum küçük hanım. Tek bildiğim yurt dışında okumuş oldu. Sonra İstanbul'da oturdu. Bir 10 yıldır da burada oturdu. Şimdi burada durmuyorsun öyle mi? Duramam. Reis'e sözümüz var. Burası kıyıya hiç de uzak değil. Atlayıp rahatça yüzebilirim. Saçmalama Nesrin. Öyle bir şey kesinlikle yapmayacaksın. Onu görmek istiyorum. Başka zaman birlikte geliriz. Ben şimdi gidiyorum. Nesrin. Seni çılgın seni. Aslında seni kulağından tutup hemen yine suya atmam gerekiyor. Lütfen böyle konuşmayın. Ben çocuk değilim. Hadi git. İçeride üstüne bir şeyler giy. Peri sana yardım eder. Peri? O burada mı? Evet, içeride iş yapıyor. O kadar ısrar etti ki onu engelleyecek gücü kendimde bulamadım. İçeri girmek istemiyorum. Gireceksin. Benim gömleklerimden birini versin sana. Teknenin kaptanı gemi mühendisi olduğunuzu söyledi. Dediğimi yapmadıkça seninle konuşmayacağım. İşte peri de geldi. Çocuk, çok yordun yine kendini. Bak, bu küçüğün adı Nesrin. Yeni arkadaşım. Hoş geldiniz. Ona bir gömlek giydir Peri. Yoksa hasta olacak. Hayır. Hava yeterince sıcak. Birazdan serinlik çıkar. Hadi bakalım. Reisi tanımadığınız hemen belli oluyor. Onun her dediği yapılır. Öyle mi? Ama sana evde hiçbir şeyi yapmamanı istediğimi söylediğim zaman sen beni dinlemiyorsun. O başka. Senin evinde iş yapmak beni çok mutlu ediyor reis. Gelin Nesrin, size uygun bir şey bulalım. Bak sana ne diyeceğim küçük yaramaz. Bu sabah kısmetliydim. Balığa çıkmıştım ve harika çupralar yakaladım. Giyindikten sonra kasabaya kaldığınız motele dön ve akşam ablanı da alıp gel. Peri ile ikimiz size nefis bir balık ziyafeti çekelim, olmaz mı?
nefisti. Ne kadar beceriklisin. Eskiden hiç elimden gelmezdi. Günün birinde iyi bir aşçı olacağımı söyleselerdi gülerdim. İlgi alanlarım o kadar çok farklıydı ki. Kızlar nerede kaldı? Peri Nesrin'i kayalıklarını oraya götürdü. Ay ışığını seyredip laflamak için. Zavallı Nesrin. Aslında buradan hiç ayrılmak istemedi ama seni kızdırmaktan korktuğu için sesini çıkaramadı. Eminim bir an önce buraya dönmek için sabırsızlanıyordur. Peri de öyle. Ama iki çocuk, iki temiz, pırıl pırıl kız iyi arkadaş olabilirler. Biz büyükler de rahatça konuşabiliriz. İyi tanımadığım insanlara kolay kolay sen diye hitap edemem ama sanırım bu kuralımı ilk defa bozdum. İkinci görüşümde bir yabancıya sen diyorum. Söylemiştim. Protokolden nefret ederim. Gösterişten ve yapaylıktan. Nezaket yapaylık değildir. Bana ders verme. Bu hiç ihtiyacım olmayan bir şey. Çok kabasın. Bunu hiç inkar etmedim ki. Peri sana tutkun demek. Sense ona çocuk diye hitap ediyorsun. Çünkü gerçekten de çocuk. Bir iki seneye kadar onu yakışıklı, çalışkan, dürüst bir tekne yapımcısıyla evlendireceğim. Çok mutlu olacak. Sen nasıl oluyordu? Buraya ait bir insanmış gibi davranıyorsun. Sen bir şehirlisin. Burada bu insanlarla ne işin var? Ait olduğumu hissettiğim tek yer burası Güzin. Sorulardan nefret ettiğini biliyorum. Onun için daha fazla sormayacağım. Sorma. Ben sana anlatacağım. İngiltere'de gemi mühendisliği eğitimi gördüm. Orada evlendim. Türkiye'ye dönüp İstanbul'a yerleştik. Bir kızımız oldu. Yükselme hırsıyla dolu, bütün zamanını çalışarak geçiren bir insandım. Para kazanmak, daha iyi yaşamak, daha başarılı olmak. O zaman başarıyı kazanılan parayla ölçecek kadar aptaldım. Karından ayrıldın mı? Karımı ve kızımı bir araba kazasında kaybettim. Çok üzüldüm. Sağ kaldığım için aylarca kendimi bağışlamadım. İstanbul'da artık oturamayacağımı, işime gidemeyeceğimi, hayatımı sanki hiçbir şey olmamış gibi sürdüremeyeceğimi anladım. Sanki içimde bir kapı açılmış, vahşi bir yaratık kafesinden dışarı kaçmıştı. Yüzüme bakanların ürperdiğini, insanların benden korktuğunu hissediyordum. Aynaya baktığımda gözlerimdeki deli bakış, yüzümdeki yırtıcı ifade beni bile ürkütüyordu. Ama şimdi? Şimdi başkayım. Doğa, güzellik, sessizlik ve dostluk yavaş yavaş o vahşi yaratığı ehlileştirdi. İçimdeki acıyla yaşamayı öğrendim. Bunu kimseyle paylaşmadan geçirmek çok çok zor oldu. Sonra bambaşka, yepyeni bir yaşam biçimi olabileceğini fark ettim. O kadar sevdiğim karıma, küçük kızıma ne kadar az zaman ayırmıştım. Onların benden beklediği en önemli şey olan sevgi konusunda ne kadar cimri davranmıştım. Karımı kaç defa kırmıştım. Kızımı kaç kere paylamıştım. Neden? Neden? Birkaç yılda bunları düşünerek bir cehennem azabı yaşadım. Kendine ne kadar haksızlık etmişsin. Sonra hepsi bitti. Artık kendimle barış içindeyim. Ama burası benim yaşayabileceğim tek ortam. Yalnızca tek bir saksıda hayatını sürdürebilen bir bitki gibiyim. Ne mutlu sana. Kendine göre bir saksı bulmuşsun. Eskiden onca önemsediğim, değer verdiğim, uğruna gecemi gündüzüme kattığım pek çok şey artık benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Daha önce farkına bile varmadığım, aklımdan geçirmediğim şeylerse bugün bütün hayatımı dolduruyor. Anlamıyorsun değil mi? İtiraf edeyim ki hayır. Ama anlayabilmeyi çok isterdim. Bunun için Güzin burada bu şartlarda yaşaman gerekirdi. Ay çok geç oldu. Çıkıp kızları bulayım. Nesrin bütün gece seninle konuştuğum için beni hiç bağışlamayacak. Sana aşık olduğunu düşünüyor. Bütün çocuklar bana aşık. Ya büyükler? Bilmem. Hepsinden uzak durmaya çalışıyorum. Üstelik öyle kötü davranıyorsun ki onları korkutuyorsundur. Bir daha kimseye kötülük etmeyi, kimseyi üzmeyi göze alamam da ondan. Beni geçirecek misin? Hayır. Peri'nin evi yolumuzun üstünde. Onu da bırakıverin, olmaz mı? Hoşça kal Sedat. Reis. İstanbul'a
İstanbul'a dönmemize sadece 3 gün kaldığının farkında mısın sevgili ablacığım? Ay şaka ediyorsun. Buraya geleli tam 18 gün oldu. İnanamıyorum. Günler geceler nasıl geçti? Buraya gelirken bir an önce geri dönmek isteyen sen değildin sanki. Hani birkaç gün içinde iyileşip dönecektin? Haklısın canım, işleri çok ihmal ettim. Yazıhaneyi de sadece bir kere aradım. Bedri çok kızmıştır. Dün gece telefondaki konuşmasından da belliydi zaten. Onu özledin mi? Bedri'yi mi? Evet. Tabii özledim. O benim nişanlım. Ama hemen her akşam reisle olmamızın hoşuna gitmediğini söyleyemezsin. Üstelik 2 gün sabahtan akşama kadar orada kaldık. Güneşlendik, yüzdük, kürek çektik. Ne güzel bir tatil oldu değil mi abla? Reis de bir harika. Ne kadar güçlü bir adam. Onu hayatım boyunca seveceğim. Saçmalama. Bu sevgi filan değil. Ona aşığım. Hep de böyle kalacağım. Ona hayransın ama aşık filan değilsin. Keşke benden bu kadar yaşlı olmasaydı. Ne olurdu o zaman? Ne olacak? Onunla evlenirdim. Peri'yi de çatlatırdım. Sen delisin. Seni tanıdığıma çok sevindim Peri. Belki gelecek yaz yine görüşürüz. Ben de Nesrin. Keşke gitmesen. Keşke. Ama ne yapalım? Okul filan. Ne şanslısın. Burada onun yanında kalacaksın. İstediğinde evine geleceksin. Santur çalışını dinleyeceksin. Onunla yemek pişireceksin. Evet. Buna izin verdiği için çok mutluyum. Baban kızmıyor mu buraya gelmene? Hayır. Babam ona güvenir. Reise herkes güvenir. Zaten beni küçük bir çocukmuşum gibi sever. Benim de bütün ümidim gelecek yazlarda. Nasıl olsa büyüyeceğim. Hadi bakalım. Vedalaşın artık, gidiyoruz. Ama yine geliriz değil mi abla? Sen gelmezsin ama. Neden? Çünkü o evleniyor. Doğru. Nişanlıydın. O zaman kocanla gelirsin. Yok canım. Onun nişanlısı çok konforlu, çok lüks tatillerden hoşlanır. Bodrum'a gelse bile buralara adım atmaz. Boş boğazlıkta üstüne yoktur Nesrin. Hoşça kal Peri. Allah'a ısmarladık. Güle güle, iyi yolculuklar. Reis, lütfen beni unutma olur mu? Olur, unutmam. Hem seni bekleyeceğim. Sahi mi? Niçin? Büyümen için. Yani benimle evlenecek misin? Bakalım. Hele bir büyü de düşünürüz. Çok çabuk büyüyeceğim reis. Söz veriyorum. Sanki başka bir dünyaya dönüyormuşum gibi. Yine koşturmaca, yine davalar, duruşmalar, dosyalar, mahkemeler. Akşam yemekleri, şık elbiseler. Lüks otellerin güzel döşenmiş salonlarında alınan içkiler. Senin dünyan. Evet, benim dünyam. Allah'a ısmarladık reis. Güle güle. Güle güle. Hoş insanlardı. Evet. Öyle. Canım ağlamak istiyor. Öyleyse ağla. Gözyaşlarını tutmaya çalışmak kadar insanın ruhunu yakan bir şey yoktur. Eve gitmek istemiyorum reis. Gel. Gel açık havada kendimize güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Sonra gidersin. Zaten baban seni almaya gelir. Ya bu akşam? Bu akşam yalnız olmak istiyorum. Anlaşmamızı hatırlıyorsun değil mi çocuk? İtiraz yok. Peki. Seni hiç bu kadar güzel görmemiştim Güzin. Bu tatil sana çok yaramış. Evet, şimdi çalışma zamanı. Bak, hangi davaları alman gerektiğini düşündüm ve bir liste hazırladım. Bunların hepsi de sana paranın yanı sıra ün ve özellikle prestij kazandıracak davalar. Tanınmış ve saygın adamların davaları. Evliliğimizle ilgili bütün düzenlemeleri de en ince ayrıntısına kadar planladım. Görüyorsun ya, sen yokken hiç boş durmadım. Bundan emindim zaten. Öyleyse her şey tamam. Benim yapacağım tek şey senin planlarına uymak, öyle değil mi? Evet, ama istersen yeniden birlikte düşünür, değiştirebiliriz. Yok, hayır hayır, buna gerek yok. Sen nasıl olsa her şeyi en iyi şekilde düzenlemişsin. Sempo Holding'in sahibi Cem Bey ile karısı bu akşam bir davet veriyorlar. Ay. Saat 8'de orada olacağız, ona göre. Gitmesek olmaz mı? O kadar yorgunum Tabii ki. Tabii olmaz.
Cem Bey yakında en büyük rakibi Süha Bey'e karşı bir tazminat davası açacaktır. Bundan eminim. O davayı sana ya da bana teklif etmesini sağlamalıyız. O işe alan avukat itibarını perçinleyecektir. Eğer kazanırsa. Söylesene bana, hangimiz bugüne kadar tek bir dava kaybettik? Bu işi ortaya öyle bir koyuşum var ki Bedri. Günün birinde bir davayı kaybedersem dünyanın sonu gelmiş gibi hissedeceğim. Ama kaybetmeyeceksin canım, asla. Hadi hemen gidip bu akşam için hazırlanmaya başla. Siyah bir elbise, inci bir kolye ve ensende topuz yapılmış saçlar. Bu davete en uygun düşen bu kostüm. Her şeyi düşünürsün değil mi? Olayı gazetelerde okumuşsunuzdur avukat hanım. Daha mahkeme başlamadan herkes oğluma düşman kesildi. Biliyorum. Basında, kamuoyu da oğlunuzun en şiddetli cezaya çarptırılması gerektiğini düşünüyor. Evet. Suçu çok büyük biliyorum. Bir çocuğu öldürmekle suçlanıyor. Ama ben onun idam edilmesine dayanamam. O öldürülen çocuğun annesinin neler hissettiğini düşündünüz mü hiç Nimet Hanım? Haklısınız. Ama ben ancak kendi oğlumun başına gelecekleri düşünüyorum. Ne olur bana yardım edin. Kusura bakmayın ama ben böyle davaları almıyorum. Bunu size söylemiş olmaları gerekirdi. Sizin üstlendiğiniz her davayı kazandığınızı söylediler. Oğluma ancak siz yardım edebilirsiniz. O daha 19 yaşında ya bir çocuk. Ya öldürdü? Yanılmıyorsam 9 yaşındaydı. Avukat hanım, babası oğlum daha küçükken bizi terk etti. Onun o günlerden hatırlayabildiği tek şey, annesini acımasızca, ölesiye döven, gece gündüz durmadan döven korkunç bir adamdı. Ayyaş bir adam. Evet, işte böyle bir baba ve çığlıklar içinde zavallı, çaresiz bir anne. Sonra oğlumla ikimiz kaldık. Ama çok zor günler, çok zor yıllar geçirdik. Daha fazla vaktimi almamanızı istiyorum. Lütfen artık gidin, randevularım var. Oğlunuzu savunamam. Beni dinlemelisiniz. Siz bir avukatsınız. İşiniz insanlara yardım etmek, onları savunmak. Evet, ama oğlunuz gibileri değil. Ben bir hayat kadınıyım avukat hanım. Böyle olmak zorundaydım. Başka türlü hayatımı kazanmayı bilmiyordum. Oğlum da her şeyin farkındaydı. Defalarca evden kaçtı. Bir keresinde onu bir yetiştirme yurduna koydular. Oradan da kaçtı. Haftalarca sokakta yatıp kalktı. Ona rağmen bu olaya kadar hiç suç işlemedi. Sonra da küçük masum bir çocuğu öldürdü. Onu bir ayakkabı imalathanesine işe koydum. Çıraklık yapıyordu. Ama bir gün iş yerinde bir yangın çıktı ve oğlumun yüzü feci şekilde yandı. O günden sonra da sanki ruhu da yüzüyle birlikte değişti. Acımasız, sinirli, acayip bir çocuk oldu. O küçük çocuk onunla alay etmiş. Çirkin, yanık yüzüyle. O da kendini kaybetmiş olmalı. Yalvarırım, yalvarırım bana yardım edin. Oğlum için bir şeyler yapın. Ne? Sen çıldırmış olmalısın. Hadi, bana şaka ettiğini söyle. Hayır, çok ciddiyim Bedri. O çocuğu savunacağım. Bir hayat kadını senin gibi birini böyle bir iş için ikna etti. Kararlıyım Bedri. Oh. Çocukla uzun uzun konuştum. Daha doğrusu konuşmaya çalıştım. Hayat ona öyle zalim davranmış ki, o da adeta insanlıktan çıkmış. Hasta bir ruha sahip olmuş ve başına gelenlerin öcünü o küçük çocuktan almış. Ne açıklama, ne mantık. Dinle yüzün. Bu öyle bir dava ki kazananı olmayacak. İki kişi arasındaki bir dava değil bu. Bir amme davası. Düşünsene, bir tarafta kamuoyu, basın, toplum vicdanı, savcı, her şey. Diğer tarafta da cani ruhlu bir çocuk. Masum bir yavrunun katili. Sen nasıl olur da bu ikinci tarafta yer alırsın? Çünkü o zavallı çocuğun iyi bir savunmaya ihtiyacı var. Aman Allah'ım, o herkesin nefret ettiği bir katil. O bir hasta. Hep acı çekmiş. Hep ezilmiş, horlanmış, yersiz yurtsuz kalmış. Annesinin bir fahişe olmasına katlanmış. Zalim bir babanın elinde eziyet çekmiş. Sonra da çirkin, korkunç yüzüyle birlikte yaşamaya mahkum olmuş bir zavallı. Bunlar ona haklı mı çıkarıyor? Hayır, tabii ki değil. Ama hayat daha doğduğu andan itibaren bu çocuğu cezalandırmış. Güzin, bırak onu başka bir avukat savunsun. Nasıl olsa biri savunacak. Ama sen böyle bir davaya bulaşma. O kadar saygın, o kadar başarılı olan adını böyle bir konuda kirletme. Onun hayatı benim adımdan daha önemli. Bak,
Bu senin meslek hayatındaki yükselmenin sonu olur. Eğer onu savunmazsam hayatım boyunca vicdan azabı çekerim. Bu hareketini kimseye açıklayamazsın. Kimseye bir açıklamada bulunmak zorunda değilim ki. Çok şey kaybedeceksin Güzin, inan bana. Karımın böylesine haksız bir davada herkesin suçladığı, cezalandırılmasını istediği bir caniyi savunmasına razı olamam. Öyleyse benimle evlenme konusunu bir daha düşün. Saçmalama. Elbette evleneceğiz. Bunu aylardır planladık. O zaman sen de benim yanımda yer al. Çünkü ben kararımdan dönmem. Oğlumun hayatını size borçluyum Güzin Hanım. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ben sana bunu nasıl yapacağını söyleyeceğim. Anlamadım. Bak Nimet, artık pek çok şey değişecek. Senin ve oğlun için. Oğlun ruh sağlığını yeniden kazanana kadar hastanede tedavi görecek. Bu arada yüzünün mümkün olduğu kadar düzeltilebilmesi için de bir dizi estetik ameliyat geçirecek. Bunların hepsini siz sağladınız. Size minnettarım. Ama daha sonra yine cezaevine gidecek. Umalım ki günün birinde içi ve dışı düzelmiş bir insan olarak yine aramıza katılsın. Katılacak da sana düşen görevler de var. İyileştiği ve cezasını tamamladığı zaman oğlunu karşılamaya hazır olmalısın. Bu yüzden artık hayat kadınlığını bırakacaksın. Bunu istediğim için mi sürdürdüğümü sanıyorsunuz? Ben nasıl iş bulurum Güzin Hanım? İşin hazır. Önümüzdeki haftadan itibaren bir avukat arkadaşımın yanında çalışmaya başlayacaksın. Sağ olun. Keşke sizin yanınızda çalışsaydım. Benim başka düşüncelerim var. Orası sana çok uygundur. Bütün sıkıntılarını arkadaşıma söyleyebilirsin. Sana yardım edecek. Daha önce ne ben ne de oğlum kimseden yardım görmemiştik. Şimdi sizin sayenizde bize yardıma hazır ne çok insan var. Sen de bunun değerini bil. Eski hayatından tamamen vazgeçeceksin. Anladın mı? Neyse neyse. Kabus sona erdi. Şimdi senin bozulan durumunu nasıl düzelteceğiz onu düşünelim. Ben durumumun gayet iyi olduğunu düşünüyorum Bedri. Ah Güzin, kendini aldatma lütfen. Sen artık o herkesin hayranlığını, saygısını, desteğini arkasına alan avukat Güzin Atay değilsin. Herkesin lanetlediği bir caniye, mümkün olan en hafif cezanın verilmesini sağlayarak bütün şimşekleri üstüne çeken ve gözden düşen birisin. Galiba haklısın. Eskiden en önemli davaları kabul etmem için kapımı aşındıranlar yok oldu. Sana söylemiştim. Ah, nasıl yapabildin ha? Nasıl? En parlak noktada bütün meslek hayatını nasıl böyle tehlikeye attın? Biliyor musun? Hiç pişman değilim. Ben iyi bir avukattım. Hala da öyleyim. Hı. O zavallı, hasta, ezilmiş çocuğa yardım ettiğim için de mutluyum. Ne kadar da inatçısın. Sen de öyle. Her zaman güçlü olanın yanında yer alma konusunda müthiş bir inadın var. Bütün bunlara da avukat Güzin Atay eski pırıltısını kaybetti diye değil, nişanlın eski parlak görünümünü kaybetti diye tepki gösteriyorsun. Bak, Bedri, bu işten istediğin an vazgeçebilirsin. İstediğin an. Seninle evlenmekten mi? Evet. Çünkü bu senin planlarına uymayan kötü bir sürprizdi. Tabii senin için. Hayır canım, hayır, vazgeçmek söz konusu değil. Yalnız belki bir süre ertelemek gerekecek. Bu arada seni yine zirveye oturtacak bir formül buluruz ha. Bedri, sürekli zirvede olmak insanın inandığı pek çok değerden fedakarlık etmesini gerektiriyor. Elbette. Orada olmak ve bunu sürdürmek kolay değildir. Ben orada olmak istemiyorum. Çünkü bazen aklın sesi vicdanın sesiyle çelişiyor. Ben ikincisini seçiyorum. Tamam tamam. Şu anda seninle tartışmak istemiyorum. Salim kafayla düşününce ne kadar haklı olduğumu anlayacaksın. Ben o dediğim formülü mutlaka bulurum. Bana güven. Her zaman. Abla sahi mi söylüyorsun? Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Benim de. Ne tuhaf. İnsan kendini bile tanıyamıyor demek. Nesrin, bu mektubu Bedri'ye ver. Rahat bırakılmaktan başka hiçbir şey istemiyorum. Bedri çok üzülecek. O kendini çabuk toparlar. Bedri gibi biri için iyi bir eş olamayacağımı anladım. Hep onun çizgisinde yürümek zor ve yorucu.
İnşallah kendi kadar ünlü ve başarılı birini bulur da mutlu olur. Ya sen? Bu verdiğin karar seni mutluluğa götürecek mi? Daha şimdiden mutluyum. Abla, daha neyle karşılaşacağını bilmiyorsun bile. Doğru. Ama bunun da güzel bir yanı var. İnsan hayatında sürprizlere de yer vermeli. Her şeyi önceden bilmek çok sıkıcı. Aman Allah'ım, bunları sen mi söylüyorsun? Evet. Unutma, herkes değişebilir. Ya da içinde bildiğinden, tanıdığından çok başka kıpırtıların bulunduğunu fark edebilir. Hı? Hoşça kal canım. Seni arayacağım. Elbette arayacaksın. Hem bu yaptığına rağmen seni çok seviyorum. Bu yaptığıma rağmen, öyle mi? Hmm. Merak etme. Sen yine başkalarına aşık olursun. Çok güzeldi. Ah. Kapını hep açık mı bırakırsın? Bazen. Birinin gelmesini istiyorsam. Beni görünce hiç şaşırmadın. Geleceğini biliyordum. Elimde bavulum var. Görüyorum. Nasıl bu kadar emin olabilirsin? İkimiz de ne kadar ayrı dünyaların insanları olduğumuzu fark etmiştik. Yine de gelmeliydim. Kalmaya geldim. Evet. Artık hep burada kalmalısın. Ama ne kadar bunu bilemiyorum. Seni bir daha bırakmam. Artık hep burada kalmalısın, benim yanımda. Ya mesleğim? Buradaki insanların da savunulmaya ihtiyacı var. Ama paraları yok. Bu insanlar sana hayatını geri vermişler. Belki benim için de aynı şeyi yaparlar. Hiç kuşkun olmasın. Artık kapıyı kapatabilirsin. Başka beklediğim yok. Sen de şömineye birkaç odun daha atabilirsin. Çünkü üşüyorum. Şubat, Bodrum'da bile soğuktur. Ama burada yüreğini ısıtacak o kadar çok şey bulacaksın ki. Başta sen, reis. Evet, başta ben. Hoş geldin. Nurhan Devres'in yazdığı Değişim adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.